Kyoto'nun kuzey ucunda dik bir tepeye çıktık ve Rionji Tapınak Kompleksi'nin içine girdik. Tapınağa girdiğimizde ayakkabılarımızı çıkarmamız istendi. Dini bir mekandayız ama burası aynı zamanda turistlerin de ziyaret ettikleri bir yer. Komplekste burada yaşayan keşişler için pek çok ibadethane, tapınak ve meditasyon yeri bulunuyor. Ama burası özellikle Zen Budizm'le alakalı bir yer ve içindeki en ünlü bölüm şu an içinde olduğumuz Kaya Bahçesi. Bahçeyi Zen Budizm düşüncesinin ve son derece rafine olan Japon estetiğinin damıtılmış hali olarak görebilirsiniz. Burası son derece rafine bir alan. İçlerinden kayalar çıkan bir dizi yosun adası ve açık gri taşlarla dolu kapalı bir avlu görüyoruz. Bir bahçe düşününce aklımıza genellikle çiçekler gelir. Bir çeşit su barındıran bir yer. Sıradan bir İngiliz bahçesi ya da katı geometrik şekilli bitkileriyle bir Fransız bahçesinde düşünebiliriz. Ancak zen bahçesi meditasyonu teşvik etmeyi amaçlayan bir yerdir. Hatta zen kelimesi de zaten meditasyon demektir. Budizmin temel fikri aydınlanmaya erişmek için kendini geliştirmektir. Bahçeler de doğayı geliştirmek için onun temel niteliklerini ortaya çıkarmak için yapılır. Buda'ya göre dünya acı çekilen bir yerdi ve acıların kaynağı arzulardı. Amaç acıyı ve samsaranın yeniden doğum döngüsünü aşmaktır ve Zen Budizm'de bunun yolu meditasyon sayesinde ulaşılan ani aydınlanmadır. Doğaya, onun kendine has niteliklerine, kusurlarına, doğasında olan biçimlere özenle bakılır ve başlangıç noktası da işte budur. Amaç doğayı silmek ve mükemmel bir şey yaratmak değildir. Amaç bir şeyi incelemek, niteliklerini anlamak ve daha sonra bunları geliştirmektir. Eskimiş yıllanmış şeylerdeki güzellikleri görmektir. Bu çevrelenmiş alandaki kaya bahçesinin kenarlarına baktığımızda yakın zamanda boyanmamış bir duvar görüyoruz. Epey yıpranmış durumda. İşte bu da bahçeye bakınca kayaların dağlar gibi göründüğü, iki boyutlu duvarında uzaklardaki atmosferik ortamı yarattığı bir Japon resmi görüntüsünü akıllara getiriyor. Bahçenin hemen bitişinde bulunan başrahibin çalışma alanında pus tabakasının içinden yükselen sarp kayalıkları gösteren tablolar var. Bunlar da bahçenin mükemmel bir yansıması gibiler. Japon estetiğinde tertemiz, pırıl pırıl bir günde bile dağların mükemmel bir manzarasını görmemek, daha ziyade pusla gizlenen dağları görmek daha güzel bir şey olarak kabul edilir. Yorumlar için, öneriler için, sürprizler için açık bir kapı bırakılmış gibi düşünülür. Yarı yarıya orada olan, yarı yarıya saklı olan şeyler gibi. Bahçede gezdikçe görüşlerimiz değişiyor. Gördüğümüz kayaların sayısı değişiyor. Sanki bu sayede hiçbir zaman bütünün tamamını görememe durumu ve tamamlanmamış olan da takdir ediliyor. Çakıl taşları yatay çizgileri vurgular şekilde oldukça kasıtlı bir desen oluşturmak üzere taranmış. Bu desen gözlerimizi yavaşlatıyor. Her bir ada oval şekillerle çevreleniyor. Tıpkı denizin dalgaları gibi. Yani burada su benzetmesi yapılmış. Buradaki bu boşluk bana ayrıca dünyadaki şeylerin hiçlikten gelerek var olduğu fikrini hatırlatıyor. Burası size her an gelebilecek olan aydınlanmayı kavratma amacı taşıyan bir bahçe. Böyle bulutlu, hafif yağışlı bir günde bile bahçe gayet aydınlık ve kuru bir his var. Bahçenin hemen sağında ise kaya bahçesinden biraz daha küçük boyutlarda yoğun ağaçlı dikdörtgen bir alan var. Tamamıyla yeşil yosunla kaplı ve gözleri öylesine rahatlatıyor ki bunların hepsi gözümüze hitap ediyor, gözlerimizi uyandırıyor, etrafa bakmamızı, dikkat etmemizi istiyor. İşte bu dikkat etme eylemi bizi günlük yaşamlarımızdan alıyor ve bir şeylerden ayrı durduğumuz daha yüksek farkındalıklı bir yere götürüyor. Böylece aydınlanma yolunu hazırlamaya da yardımcı oluyor.